demokrasinin, barışın ülkesini kurmak için yan yana gelenler, kol kola girenler, el ele verenler, hoş geldiniz. Emeğine, alın terine sahip çıkan, yaşamı yaratan işçiler, heteropatriarkaya karşı mücadeleyi yükselten kadınlar, umuduyla geleceği aydınlatan gençler, ana diline, coğrafyasına sahip çıkan, kardeşlik türküleri söyleyen Kürtler, haysiyetine sahip çıkan Türkler, Cimi cümlesini bir nazarda gören, eşit yurttaşlık talebini sürdüren Aleviler, aşk aşk hürriyet, uzak olsun nefret diyen LGBT'yi artılar, doğasına, yaşamına sahip çıkanlar, mutlu bir ülkede yaşamayı hak eden kardeşler, memleketin asıl sahipleri, Emek ve Özgürlük İttifakı Halk Buluşması'na hoş geldiniz. Ehlen ve sehlen, hun bi heratın. Mevanen meyen heca, dayken meyen rumet belent, civanen tekoşer, jenen berhader, sazi, dezge, parti u PKTM, hevserok, parlamenter, dost u rehevalin meyen heca. Gelin meyi kahraman, lehengu berhader. Ve hemmiya bedel germi, berrezdari, u bhaskerin seladikim, hungişti ve khairhatin, serseran, serçama rahatını. Türkiye'nin 20 yıllık bir karanlıktan çıkmasını sağlayacak, meşaleyi alevlendirmek ve memleketin yeniden kuruluşunun adımlarını güçlendirmek için buluştuk. Biz halkız, haklıyız, milyonlarız, çaresiz değiliz, seçeneksiz değiliz, geleceksiz değiliz. Çözüm de, çare de, seçenek de bizleriz demek için bir araya geldik. İnsanca yaşanacak, onurluca çalışılacak bir ekonomik düzen, halkın egemenliğine dayanan bir demokrasi, Kürt sorununa barışçıl ve demokratik bir çözüm, kadınlar, gençler, engelliler ve ayrımcılığa uğrayan tüm toplumsal kesimler için adalet, eşitlik ve özgürlük, doğanın, çevrenin, kültürel mirasın tam korunması için yerimizi aldık. Emeğin ve özgürlüklerin ülkesini el birliğiyle inşa etmek için yola çıktık. Öyle ya, kurduğumuz ittifakın adı tesadüfi değil, halkın açığa çıkan taleplerinin karşılığı niteliğindedir. Hekariya. İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, Kürtler, Aleviler, Ermeniler, tüm halklar ve inançlar, ekolojistler, LGBT'yi artılar, çocuklar, toplumun tüm ötekileştirilenlerinin özgürlük ve hak arayışları devam ediyor. Emek ve özgürlük Türkiye halklarının en temel talebidir. Türkiye'de siyaseti tekeline almaya çalışan zengin ve yaşlı erkekler istediler ki siyaseti sadece onlar yapsın, kararları sadece onlar alsın. Bize, yani halka düşen görevse karşımıza çıkanların arasında yine başka zengin ve yaşlı bir erkekleri seçmek olsun istediler. Yani vitrindeki isimler değişecekse değişsin, ama devran dönmesin, devir değişmesin, düzenleri bozulmasın istiyorlar. Baskıyla, zulümle, gözaltılarla bizleri sindirmeye çalışıyorlar. Ama hayır, bu ülkenin insanları, emekçileri, halkları, kendilerine sunulan aslında birbirinden pek de farkı olmayan bu seçeneklere mahkum olmayı reddetti ve reddedecekler. Ve işte bugün bu salondaki heyecan ve coşkuyla seçeneksiz de çaresiz de değiliz diyerek demokratik ve halkçı bir çıkışın yolunu açacak, emeğin, özgürlüğün yolunu, Emek ve Özgürlük ittifakını yaratarak çıkıyoruz. Yaşasın!
azadi. Tifaka ked u azadi. Yen kujibo velatek azad u ekhev ava biken hatine cemhev. Yen kudukhazın birati, azadi, aşiti u haskirni ava biken hatine cemhev. U bve armanca hatine gelhev yen kue dest u milin khue danehev. U ber ve azadi u serkeftini vadimeşin hun hamu bkhir hatin hazar sipas jibowe, hazar silav jibowe. Brasi, Brasiji, ev eyvana mezin akrase, bve tifaka rengin, bve hevbeşiya kaşık, teru tijediye, dema mirov avhalevin ere, kelecan etkeve navadili mirov, ev nişaneya serkeftina hamu gelle Türkiye'ye. Ev armanca hamu gelle kule Türkiye, tem pelçikandın, yavane, em bi hürmet, bi rezdari u bi dilgermî ve kedawe ve hezawe silav dikin u bejna xwe li ber ve tevînin. Sersera serçavan hatine. Emek ve özgürlük sevdalıları. Ülkemiz tarihinin en karanlık günlerinden geçiyor. Saraylıların elindeki memleket, işçilerin kanı üzerinde yükseliyor. Emekçilere, halklara zulmeden, gençlere eziyet eden, kadınları katleden, farklılıkları ötekileştiren bir hapishaneye dönüştürüldü. Çocukların okula aç gittiği, özgürce oyunlar oynayıp ana dilini konuşamadığı, geleceğe umutla bakıp hayaller kuramadığı bir cenderenin içindeyiz. Ama bizim bildiğimiz bir şey var. 20 yıldır bu saraylıların zulmüne teslim olmayanların, bu yobazların yasaklarına tabi olmayanların, bu ırkçıların saldırılarına karşı geri adım atmayanların bildiği bir şey var. Direnmek. Teslim olmadık, tabi olmadık, tek bir adım geri atmadık ve atmayacağız. Meyus bir yekitu tıfaka huay meşale yak ve kız. U em bve meşaleye hamu gelin ve le Türkiye de tarihtiye de mane eme derhin azadiye. Her vaha, evindar u dildarin ked u azadiye. Em, jiboku ked u azadiye ku ava bikin, em iro ketin re u hatin cemhev. Em gelin, em maftarın u eme biser bikevin. Em çi dibêjin, naha, dem, dema, tifaku, yekiti u azadiyeye, dem, dema, serkeftin ameye. Şimdi kazanma vaktidir. Şimdi direnmek ve zafere çevirme vaktidir. Şimdi zafer için omuz omuza durma vaktidir. Omuz omuza gelip halkın gerçek kurtuluşunun adresini yaratma, emek ve özgürlük ittifakını halkla buluşturma vaktidir. Vakit geldi, eller birleşti, türküler söylendi ve emek ve özgürlük ittifakı kendisini var etti. Şimdi AKP işçiye hesap verecek, yükelecek, hesap verecek. AKP işçiye hesap verecek. Şimdi emek ve özgürlük vaktidir. Selam olsun emeğin ve özgürlüğün ülkesi için mücadele edenlere. Selam olsun emeğin ve özgürlüğün zaferi içen düşenlere. Selam olsun emeğin ve özgürlüğün kavgasını bizlere miras bırakanlara. Onlar sayesindedir ki bugün ülkemize umut her yerde yeşeriyor.
barışa, adalete, kardeşliğe, özgürlüğe, eşitliğe, demokrasiye, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyaya olan inancımız onlar sayesinde yaşıyor. Şimdi onlara borcumuzu ödeme vaktidir. Şimdi zafer vaktidir. Baskıyı, sömürü, yoksulluğu ve ayrımcılığı, adaletsizliği ve zulmü, faşizmi ve yobazlığı yenme vaktidir. Şimdi sarayı yıkma vaktidir. Şimdi memleketi yeniden kurma vaktidir. Eşitlik için, özgürlük için, kardeşlik için, barış için, demokrasi ve laiklik için, adalet için ve güzel günler için bu yolun yolcuları, burada direncini ve yüreğini birbirine katıp el ele verenler, ortak ve birleşik mücadeleyi örgütleyenler, bir kez daha hoş geldiniz. Eylül Özgürlük İttifakı'nın mimarları, hoş geldiniz. Dayı Brumet Urezdar. Karkerin köy bu huydana en ya khoe jiyan ed afrinin. Jinin köy bu berhuydana khoe heviye mezindikin. Ciwanin köy bu hez u heviye khoe peşe roje bilindikin u mezindikin. Gelin meyin köy bu sitranin khoe tüm u daim azadiye bilindikin u bu hevra Setranin aşiti u biratiye divijin. U mimarin ked u azadiye. Reya me vekiri be, reya civaka me vekiri be, reya hamu gelle bindes, gelle Türkiye vekiri be. Serkeftin, serkeftin, serkefti cibun be. Şimdi hazırlanmış olan kısa bir sinevizyonumuz var. Hep beraber onu izliyoruz. Bize ümitsizlik yakışmaz. Biz ümidi savunacağız. Biz özgürlüğü savunacağız. Biz sosyalizmi savunacağız. Hiçbir taviz yok. Burada bulunma sebebimiz tek başına dayanışma değil. Dayanışmayla birlikte aynı zamanda ortak mücadelenin iradesi, ortak mücadelenin beyanıdır. Karşımızdaki siyasi iktidar halkın değil, patronların hizmetkar. Karşımızdaki siyasi iktidar emekçinin, ezilenlerin değil, sermayedarların, şirketlerin, servet zenginlerinin iktidarı. Karşımızdaki bu ceberut iktidar memleketin değil ve sömürü düzeninin iktidarı. Bu kadar topyekün saldırılarına karşı faşizmin savaşına, işgaline, gaspına, saldırılarına, işkencesine karşı topyekün direnişle cevap vermek lazım. Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki bizler başka bir yol var diyoruz. O yolda üçüncü yoldur. Türkiye halkları kriz iktidarına da restorasyon siyasetine de asla mahkum ve muhtaç değildir. İktidar bir kavgaya davet ediyor bizi. Ve bu kavgayı her ne yaparlarsa yapsınlar mutlaka biz kazanacağız. Bir tane patronlar hesap sormayı beceremeyen devlet gücünü bizde sınayacak. Öyle mi? Öyle mi olay komutanı? Buradayız biz. Ne yaşamlarımızdan, ne dayanışmamızdan, ne de örgütlü mücadelemizden bahsediyoruz. Biz yaralıyız, yaralı! Mezarsızlarımızı arıyoruz! Kent polisini buradan aç meydanımızı! Ne mahkemesi? Mahkeme nedir? Mahkeme nedir? Mahkeme bizlik, devlet nedir? Bravo. Halk var mı halk? Halk, devlet yok halk! Kimdir devlet yok? Halkın örgütlü olduğu bir Türkiye istiyoruz. İşçilerin örgütlü olduğu, köylülerin örgütlü olduğu, öğrencilerin örgütlü olduğu, kadınların örgütlü olduğu, Türkiye'yi halkın yönettiği bir Türkiye istiyoruz ve onu kuracağız. Kadınların ölmediği hem evde hem işte.
abi bir mal gibi görünmediği özgür bir ülke istiyoruz. Çok şey mi istiyoruz? Bu ülkede işsizlik var. Bu ülkede yoksulluk var. Bu ülkede insanlar açlık sınırının altında yaşıyor. Bu ülkede insanlar borçlarını ödemek üzere yaşıyor. Bu ülkenin emekçileri, bu ülkenin gençleri, kadınları bir avuç yönetenin yarattığı krizin ne borcunu ne üzerine yıktığı bu ekonomik sonuçları ödemek zorunda değil. Kararlı bir biçimde direnmeye, ses çıkarmaya devam ediyoruz. Gelin mücadeleyi büyütelim. Türkiye'yi bu kısır döngüye mahkum eden iki kutuplu düzenden birlikte çıkaralım. Bizler sokaklardan geldik. Bizler mücadelenin tam da göbeğinden geldik. Fatma Altın Makas'ın cinayetinde kadınlar sokaklardayken, Tayyip Etan'a yere düştüğünde mücadele bayrağını yükseltenler olarak bizler buradaydık. Yemek sepetinde EFT'de direnen işçilerle birlikte yan yana sokaklarda mücadeleyi örgütleyenler olarak bugün burada oturuyoruz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Emek ve Özgürlük İttifakımızın program çerçevesini okumak üzere sahneye Melis Akyürek'i ve Levent Gökçe'yi davet ediyoruz. Ekonomiden siyasete birçok alanda Cumhur İttifakı'nın yarattığı yıkımı durdurmak, tek adam yönetimini sonlandırmak, halkın çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek, demokratik hak ve özgürlükler temelinde bir değişim ve dönüşümün gerçekleşmesini sağlamak önümüzdeki dönemin acil görevidir. Bu değişim ve dönüşümün yaşanabilmesi için emekten, barıştan, demokrasiden yana güçlerin ortak ve birleşik mücadeleyi güçlendirmesi ve kararlı bir şekilde sürdürmesi büyük önem taşıyor. Bu birlik ve mücadele yeni dönemin belirleyici, etkin bir gücü de olmak zorundadır. Halkın beklentisi ve talebi de bu yöndedir. Verilecek ortak mücadele, takınılacak güçlü ve kararlı tutum, halkın acil ekonomik taleplerinin elde edilmesi ve demokratikleşme yolunda adımlar atılmasını sağlayacak bir yürüyüş olacaktır. Bu yürüyüşün uğrak yerlerinden biri olarak seçimler, Türkiye için kritik bir anlam taşımaktadır. Bu yürüyüş seçimler sürecinde halkın gelecek umutlarını salt sandığa bağlamadan, ancak sandığın önemini de görmezden gelmeden emek ve demokrasi mücadelesini yükselterek, bu temelde halkı seçimlerden kazanımla çıkmaya motive etmek ve seçim güvenliği için bütün tedbirleri almak ihmal edilemez bir sorumluluktur. İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü süreçte, ekonomik ve politik acil görevlerin gerçekleşmesi için hedeflediğimiz ittifak, sömürülen ve ezilen bütün halk kitlelerinin ittifakıdır. İşçilerin, emekçilerin, yoksulların, kadınların, gençlerin, doğa ve insan hakları savunucularının dayanışması ve ittifakıdır. Ortak, güçlü ve kararlı bir mücadele zeminidir. İnsanca çalışılacak ve yaşanacak bir ekonomik düzen. Bu iktidarın program ve icraatları, emperyalizmin, sermaye sınıfının, kendi yandaş şirket ve holdinglerinin çıkarlarını önceleyen bir politik anlayışa ve uygulamalara dayanıyor. Yandaşları da palazlandıran bu haksız ve usulsüz ihale sistemi hukuken yeniden incelenmeyi gerektiriyor. İzlenen sömürü ve baskı politikalarının işçi ve emekçilerde, yoksul çiftçi, köylü ve esnafta, ezilen halk kesimlerinde yarattığı ekonomik ve sosyal yoksunluk toplumun birinci derdi haline gelmiştir. Hayat pahalılığı, düşük ücretler, işsizlik, yoksulluk, geçinme, barınma ve benzeri sorunlarının çözülmesi için somut adımların atılması ve işçilerin, emekçilerin, ezilen halk kitlelerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi bugün herkes için ilk meseledir. Bu gerçekten hareketle
yaşanan ekonomik krizin ve çok yönlü toplumsal yıkımın ağır faturasını yerli ve yabancı sermayeye ödetecek, emekçilerin yaşadığı güvencesizliğe ve geleceksizliğe son verecek politikaların izlenmesi şarttır. Bu kapsamda zamların durdurulması, ücretlerin açlık ve yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşayacak bir düzeye çıkarılması, işten atmaların yasaklanması, istihdamın arttırılması, temel tüketim maddelerinden alınan vergilerin kaldırılması, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması, yoksulluğu ortadan kaldıracak bir ekonomik programın izlenmesi en büyük toplumsal ihtiyaçtır. Bütçe kaynaklarının saraylar, savaşlar, yandaşlar ve dış borçların ödenmesi için değil, halkın ekonomik güvencesi ve doğrudan gelir destekleri için seferber edilmesi ilk adımlardır. Halkın elektrik, doğalgaz, su, internet gibi temel ihtiyaçlarının bir sosyal haklar programı kapsamında aylık geliri yoksulluk sınırının altında olan herkese ücretsiz sağlanması, KYK borçlarının tamamen silinmesi, emeklilikte yaşa takılanların, öğretmenler başta olmak üzere kamuda ataması yapılmayan tüm meslek gruplarının sorunlarının çözülmesi acil ihtiyaçtır. Emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, yoksul çiftçilerin borçlarının silinmesi, mağduriyetleri olağanüstü artan esnafın desteklenmesi ilk yapılması gerekenler arasındadır. Özellikle enerji ve ulaşım hatları, sağlık ve eğitim alanlarında nitelikli, parasız ve kamusal hizmetlerin verilebilmesi için işçilerin, emekçilerin denetimini içeren acil kamulaştırma adımlarının atılması gereklidir. Kadın yoksulluğuna son verecek, ekonomik yaşamın her alanında eşit ve etkin olmasını sağlayacak politikalar şarttır. 18 yaş ve altı çocuk emeğinin ücretli emek olarak kullanılması yasak olmalıdır. Geri kabul anlaşması iptal edilmelidir. Dönmek isteyen sığınmacılar için bölgede barış ortamı sağlanmalı, birlikte yaşamı talep eden sığınmacılara mülteci statüsü verilmeli, birlikte yaşamın koşulları inşa edilmelidir. Demokrasi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında kurulan tek adam yönetimi, demokratik hak ve özgürlükleri kullanılamaz hale getirmiş, keyfiliği, zorbalığı, hukuksuzluğu ve adaletsizliği kurumsallaştırmış, bu ülkenin ve halkların yaşadığı sömürüyü, baskıyı, çözümsüzlüğü derinleştirmiş, faşistan uygulamaları gündelik politikanın parçası haline getirmiştir. Dolayısıyla tek adam sistemini ayakta tutan, besleyen tüm kurum, mekanizma ve bağımlılık ilişkilerini değiştirmek öncelikli amaçlarımızdandır. Seçim barajının kaldırılması, demokratik hakların, siyasal özgürlüklerin en geniş şekilde kullanılmasının garanti altına alınması, demokratik, tarafsız ve bağımsız bir yargı sisteminin kurulması acil bir ihtiyaçtır. Hedefimiz demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi ilkeler temelinde halkın gerçek egemenliğine dayanan bir demokrasinin inşasını sağlamaktır. Bu kapsamda yerinden ve yerelden demokratik yönetim için yerel yönetimlere merkezden kimi alanlarda yetki ve kaynak devrine bağlı halkın güçlü katılım mekanizmalarının oluşması, yönetimin halkın oyuyla gelmiş kişilere ve yerel halk meclislerine devredilmesi, kayyum rejimine son verilmesi, bütün işçi ve emekçilerin sınırsız sendikal örgütlenme, her türlü hak, dayanışma, siyasal ve genel grev ve toplu sözleşme hakkının güvence altına alınması, günlük çalışma süresinin 7 saat olması ve lokaltın yasaklanması, demokrasiyi, eşit yurttaşlık taleplerini ve inanan inanmayan herkes için düşünce, inanç ve vicdan özgürlüğünü kapsayan bir laikliğin inşa edilmesi, Alevilerin eşit yurttaşlık hakkının güvence altına alınması, farklı kültürlere, kimliklere, inançlara ve yaşam tarzlarına saygıya dayalı eşit yurttaşlık hakkının temel bir ilke olarak benimsenmesi, kanun hükmünde kararnamelerle yaratılan hak gasplarının giderilmesi, kamuda işe alımda ve atamalarda her türlü ayrımcılığa son verilmesi,
halk egemenliğine dayanan demokratik bir düzen için atılması gereken acil adımlardır. Yurtta, bölgede ve dünyada barıştan yana uzun vadeli halklar arası işbirliğine yönelik politikalar acil ihtiyaçtır. Bunun için emperyalist güçlerin ve işbirlikçilerin çıkarları değil, halkların ihtiyaçları esas alınmalıdır. Komşularımız başta olmak üzere diğer ülkelerle savaş ve çatışmaya, askeri güç gösterisine dayalı yayılmacı politikaları terk etmek, eşit haklara dayalı, ilkeli ve barışçıl bir dış politika yürütmek gerçek anlamda bir halk egemenliği için zorunludur. Kürt sorununda barışçıl, demokratik çözüm. Türkiye'nin çözmesi gereken en köklü sorunlardan biri de Kürt sorunudur. Demokratik çözüm ve barış için ülkedeki bütün toplumsal kesimlerin yaklaşımlarını ve kaygılarını dikkate alan yapıcı bir politika olması gerekendir. Demokratikleşme ile doğrudan bağlantılı ve iç içe geçmiş olan Kürt sorununun çözümü için inkar ve bastırma siyaseti yerine demokratik ve barışçı bir çözüm için adım atılması gereklidir. Savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine diyalog ve müzakere seçeneklerinin kendini tarihsel olarak dayattığı ve güncel olduğu aşikardır. Diyalog ve çözüm zeminini kurmak ve güçlendirmek, demokratik müzakere yöntemleriyle tüm toplum için geleceğin kazanılmasına ön ayak olmak, bu çerçevede başta ana dil hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması için gerekli düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Kadınlar için adalet, eşitlik ve özgürlük. Kadınların toplumsal yaşamın bütün alanlarında eşit ve özgür olması için her türlü güvencenin sağlanması zorunludur. Erkek egemen zihniyetten ve uygulamalardan kaynaklanan kadınlara yönelik sistematik erkek şiddetiyle ve kadın cinayetleriyle çok kapsamlı bir mücadele şarttır. İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden geçerli hale getirilmesi ve uygulanması, kadınlar ve LGBTİ artılar için toplumsal cinsiyet eşitliği önündeki siyasal, idari, ekonomik ve kültürel tüm engellerin kaldırılması ilk acil adımlardır. Gençler, engelliler ve dezavantajlı gruplar için eşitlik ve özgürlük. Gençlerin yaşam tercihlerine saygı duyan bir yaklaşımla kendilerini serbestçe ifade edebilmeleri ve özgürce yaşayabilmeleri için başta eğitim ve kültür olmak üzere ekonomik, toplumsal ve siyasal alanlarda bütün engeller kaldırılmalıdır. Eğitim her kademede parasız, bilimsel, ana dilinde ve demokratik olmalıdır. Gençlerin ekonomik olarak desteklenmeleri, her alanda daha fazla yönetime katılmaları, yaratıcı ve ilerletici fikirlerin toplumda daha belirleyici hale gelmesine yol açacaktır. Çocuklar, toplumun kendine ait hakları olan özneleridir. Bunu böyle kabul edip, maruz kaldıkları bütün ayrımcılıkla mücadele etmeliyiz. Ülkemizde 10 milyonu aşkın engelli yaşıyor. Engellilik salt bedene indirgenen bir tıbbi yaklaşımla ele alınamaz. Toplumda her anlamda farkındalık yaratmak, engellilerin kamu hizmetlerinden eşit yurttaşlar olarak yararlanması için her çeşit düzenlemenin kamu tarafından yapılması hayati önemlidir. Doğanın, çevrenin ve kültürel varlıkların koruması. Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser. Neoliberal politikaların ülkede derinleşmesini sağlayan iktidar, bütün doğal varlıkları sermayeye peşkeş çekiyor. İklim krizine karşı acil durum ilan edilmeli, kar ve rant uğruna çılgınca doğa ve çevre tahribatına yol açan, ormanları, tarım alanlarını, akarsuları tahrip eden ve ekolojik dengeyi bozan, doğaya karşı işlenen suçların odağı olan tüm projeler durdurulmalıdır. Enerji, ulaşım, kentleşme ve tarım başta olmak üzere tüm politikalarda doğanın korunması odaklı yaklaşım hem acil hem de zorunludur.
her canlının sağlıklı bir ekosistem içinde yaşam hakkı etkin yasalarla koruma altına alınmalıdır. Tarihi ve kültürel varlıkların yağmasına son verilmelidir. Çağrımız, Türkiye'nin aydınlık ve demokratik geleceğini düşünen tüm kurum, kuruluş ve partilere, tek tek yurttaşlarıdır. Hep beraber sorumluluk alalım. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yangın yerine çevrilen ülkeyi ortak talepler ve birlikte mücadele anlayışıyla özgür ve demokratik şekilde yeniden inşa edelim. Türkiye halkları ayrımcılığa, nefret söylemine, kutuplaşmaya, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında sıkışmış bir egemen siyasete mahkum değildir. Emek, barış, özgürlük ve demokrasi değerleri temelinde halkın egemen olduğu bir toplumsal düzen kurabiliriz. Bunu başarmak, ezilen ve sömürülen halk kitlelerinin değiştirici gücüyle mümkündür. Herkesi bu anlayış ve çağrı doğrultusunda ortak ve birleşik mücadeleye davet ediyoruz. Hep birlikte başaracağız, birleşe birleşe kazanacağız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz.